Şehadu en la ilahe illallah. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Risalet vehbidir gerçeği aziz can, veli evvel sülükle oldu sultan, velayet ilmine hem ola burhan, aradı kıbri buldu ilmi subhan, sakın âritme bu kamil giderim, cemali ba kemale seyredim. Şimdi arkadaşlar bir önceki beyti okuyayım ki, İşitmedin mi Musa'yı kemale, nice sa'yı eyledi erdi cemale, çobanlık hizmetiyle geldi hale, kelimullah olup erdi visale. Bulup daim kemal hakkı giyderim, cemali ba kemali seyredelim buyuruldu. Yani Musa aleyhisselamın kıssasını, durumunu, halini işitmedin mi ki ne kadar çalıştı kemale ermek için, cemale ermek için, çobanlık hizmetiyle Şuayb aleyhisselamın yanında çobanlık hizmetiyle kemale erdi. Kelimullah olup erdiği vesale Mevla ile mükalemede bulundu. Yani Musa aleyhisselam önce Şuayb aleyhisselam, yani burada bir mürşide tabi olmanın işareti olarak Büyükşeyh Efendi Kaddesallahu aleyhi ve sellem bunu bir zikrediyor. Yani ne oldu Musa aleyhisselam? Nübüvvetten önce, yani vazifeye başlamadan önce, kendisine Tevrat-ı Şerif verilmeden önce ne yaptı? Şuayb aleyhisselamın yanında bulundu uzun müddet, 10 sene. Risalet vehbidir gerçeği azizcan. Risalet, rasullük, elçilik, rasul, elçi. Risalet, rasullük, elçilik vehbidir, hibeylidir. Yani çalışılıp kazanılacak bir şey değildir. Hani şu şu şartları yerine getirirsen rasul oluyorsun, öyle bir şey değildir. Mevla'nın hibesidir. Mevla takdir eder, uygun görür, elçi tayin eder. Risalet vehbidir gerçeği azizcan. Risalet, aziz kardeşim, aziz canım, öncelikle Risalet vehbidir. Ama, Risalet vehbidir ama, veli evvel sülükle oldu sultan, evvela Musa aleyhisselam sülük ile, seyri sülük ile, yani manevi çalışma ile, manevi yol ile sultan oldu. Önce zaten terakki etti Musa aleyhisselam. Tamam, Risalet kısmı vehbidir. Orada kesbin bir dahli yoktur. Kesb, çalışmak. Tamam mı? Çalışmanın bir tesiri yoktur. Rasullük mevzusunda, risalet mevzusunda kişinin çalışmasının, kesbinin burada bir tesiri yok. Rasullükte tesir yok. Tamam, orası öyle. Gerçi böyle, burası böyle. Ama veli, lakin evvel sülükle oldu sultan. Musa aleyhisselam evvela sülükle, seyri sülükle, manevi çalışmayla zaten sultan oldu Şuayb aleyhisselamın yanında. Velayet ilmine hem ola burhan, velayet ilminde önder oldu, rehber oldu Musa aleyhisselam. Delil oldu. Aradı Hızır'ı, buldu ilmi subhan. Sonra Hızır aleyhisselamı aradı. İlmi subhan buldu. Mevla katından gelen ilmi gördü Musa aleyhisselam. Sakın ağır etme. Utanma, haya etme. Ağır etme. Bul kamil. Kamil bul. Bu arkadaşlar, dünkü bu mihrap mevzusu vardı ya, orada çok iş var yani. O çok açan bir şey. Onu insan kavradığı zaman çok açan bir şey o. Yani bir sürü şeyin ölçütü, o doğruyu gösterecek bir misal o. Bul kamil. Kamilden bizim kastımız değil, mihrab işte. Mihrab olacak birilerini bul. Mihrab olacak birilerini bul. Giydelim cemali ba kemali seyredelim. Şimdi arkadaşlar, Hızır aleyhisselamın kıssası, kıssa hepinizin malumu.
Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamla buluştu. İşte üç tane Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen üç tane olay geçti arkadaşlar başlarından. Bunlar çok garip olaylar. Hani akılla kestirilemeyecek ve aklın inkar edeceği, bakıldığı zaman zahirde şeriata muhalif olan şeyler bunlar. Zahirul halde bunlar ne? Şeriata muhalif olan şeyler. Normalde mesela Mevla Teala Celle Celal Musa Aleyhisselam'a böyle bir emir buyurmuş olmasaydı, Musa Aleyhisselam'ı Hızır Aleyhisselam'ın yanına göndermemiş olsaydı Mevlamız Celle Celaluhu, Musa Aleyhisselam bu olayları görseydi şer'i ceza verirdi ona. Değil mi? Yani ki öyledir zaten. Zaten nedir? Arkadaşlar şeriat zahire hükmeder. Şeriat neye hükmeder? Zahire hükmeder. Yani mesela diyelim ki bir adam hanımını zina ederken gördü ama şer'i şartlar tahakkuk ne yapmadı? Zinanın ispatı için şer'i şartlar tahakkuk ne yapmadı? Etmedi. Adam kalktı mesela ne yaptı? İşte zani ikisini de öldürdü mesela. Bu adam kısas olur. Belki Mevla katında mazurdur. Delili yok, ispatı yok. Bak, dünyevi hükümle uhrevi hüküm farklı şeylerdir birbirinden. Kadaen ve diyaneten nedir arkadaşlar? Farklıdır. Bu adam dünyada ne olur? O maktulün akrabaları talep ederse kısas olur. Sen katilsin dedi. Bu adama katil muamelesi yapılır. Nerede? Dünyada. Zahirül hale göre şartları tahakkuk etmedi. İspat edemiyorsun. İspat edemeyince ne olacak arkadaşlar? Kısas olmuyor. Yani. Şimdi mesela Musa Aleyhisselam görseydi ki efendim vatandaşların gemisini parçalıyor. Ceza verirdi onu. Görseydi ki işte çocuğu öldürdü mesela. Şu adam öldürdü de Allah Allah yani. Orada müstesna bir şey var. Burası tamam mı arkadaşlar? Orada Mevla Teala öyle tayin etti. Git onu takip et. Burada yani benim kitabi olarak görmediğim arkadaşlar Hızır Aleyhisselam'ın kıssası Sure-i Kehf'te. Sure-i Kehf'te. Kur'an-ı Kerim'in Sure-i Kehf arkadaşlar işte sayfa kaçta başlıyor? 290 falan başlıyor değil mi? Öyle bir şeyler yani. 293 oralarda başlıyor arkadaşlar. Hızır Aleyhisselam'ın kıssasının olduğu yer Kur'an-ı Kerim'in neredeyse tam ortası arkadaşlar. Tam Sure-i Kehf 293 oralarda başlıyor. Hızır Aleyhisselam'ın kıssasının olduğu yerde 299-300. Kur'an-ı Kerim'in nesi arkadaşlar? Tam ortası. Yani böyle milimetrik orta değildir belki. Ama yani bizim elimizdeki Musaf'ı 600 sayfa olarak düşündüğün zaman tam nesi arkadaşlar? 300. sayfa. Orada acayip bir şey var, tamam mı? Bak kitabi olarak görmedim. Ama yani düz mantık, çok basit aslında çok basit anlaşılacak bir şey ama ifade etmekte zorlandığım bir şey var orada. Ruhul bende şey var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öyle nakledildi. Yani keşke Musa kardeşim sabretseydi. Sabretseydi eğer 1000 tane harise görecekti. Bunlar gibi hepsi bunlardan daha acayip. Şimdi burada ölül azim bir peygamber var. Bak biz peygamber deyince Türkçe'de, peygamber Farsça'dan bize geçmiş. Peygamber deyince Türkçe'de, yani Allah ile kul arasındaki elçiyi kastediyoruz. Ama Nebi, Resul ayırıyor muyuz peygamberde? Hayır, peygamber Farsça bir kelime. Yani Nebilere de biz peygamber diyoruz, Resullere de biz peygamber diyoruz. Ama aslında peygamberler iki sınıf. Peygamberler, hatta üç sınıf. Peygamberler, iki sınıf, hatta ne? Biraz daha dedik dersek ne? Üç sınıf. Nebi, Resul, Ülül Azim Resul. Nebi, Resul, bir de ne var? Resullerin içerisinde Ülül Azim olanlar var. Beş tane arkadaşlar. Tepi topu kaç tane? 5 tane. Mesela peygamberlerin izamı için 124 bin rivayeti var değil mi? 224 bin rivayeti var. Ama Ülül Azim olanlar kaç tane? 5 tane. Birisi kim? Musa Aleyhisselam. Öyle olduğu halde Hızır Aleyhisselam'ın bildiği şeyleri Musa Aleyhisselam ne yapmıyor? Bilmiyor. Bismillah ve allemnâhu min ledünnâ ilmâ ve allemnâ biz öğretik huvuna min ledünnâ tarafımızdan ilmâ. Biz tarafımızdan bir ilim öğrettik. Ülül Azim peygamber var orada yanında. Ülül Azim peygamber ne yapmıyor? Bilmiyor. Şimdi arkadaşlar diyelim ki memleket Sivas. Senin memleket? Yok arkadaki. Konya. Geç. Senin memleket? Bingöl. Ben Bingöl'ü görmedim. Ben Bingöl'ü görmedim diye Bingöl yok mu?
Ben Bingöl'ü görmedim. Görmedim diye Bingöl yok mu? Var mı Bingöl yok mu? Var. Yani benim görmemiş olmam onun olmadığı anlamını ne yapmaz? Gelmez. Ama ben Urfa'yı gördüm. Urfa oluyorsa, Sivas'ı gördüm. Sivas oluyorsa Bingöl'de demek ki ne yapabilir? Ben görmesem de olabilir. Urfa var mı? Var. Sivas var mı? Var. Her şey İzmir'den ibaret değil. Urfa'nın, sen nerelisin? Urfalısın. Ben Urfa'yı gördüm. Urfa doğru. Sen nerelisin? Söyle. Ben Sivas'ı gördüm. Sivas doğru. Sen nerelisin? Bingöl. Bingöl'ü görmedim. Ama Urfa olabiliyorsa, İzmir'den başka Urfa diye bir yer varsa, İzmir'den başka Sivas diye bir yer varsa, İzmir'den başka Bingöl diye bir yerin olması da muhtemel midir? Burayı anladınız mı arkadaşlar? Tamam mı? Dikkat edin şimdi. Ben Urfa'yı biliyorum. Sivas'ı da biliyorum. Urfa'yı Sivas'ı bilmeseydim gene Bingöl'ün muhtemelliği kalkacak mıydı aradan? Hayır, kalkmayacaktı. Şimdi arkadaşlarım, Hızır Aleyhisselam'ın kıssası çok acayip bir şey değil mi? Ve zahir-i şeriate muhalif. Şeriatın zahirine ne? Zahirine muhalif. Kavruyor musunuz? Çok dakik mevzu, çok ince mevzu burası. Peki arkadaşlar, Mevla Teala bize bunu bildirmeseydi biz bunu bilebilir miydik? Bilebilir miydik? Hayır. Peki biz bilmiyorduk diye yok mudur o? Ne şimdi ben Bingöl'ü bilmiyorum diye yok mu Bingöl yani? Bir tanesini Mevla Teala bildirdi bize. Peki buyurdu mu? Bu sadece bir tanedir. İkincisi bunun yok buyurdu mu Mevla Teala? Öyle bir şey buyurdu mu Mevla Teala? Bir tane bize numune verdi. Öyle bir kişi ki, öyle bir şey ki ben onun tarafından ilim öğrettim. Yanındaki, dibindeki, bir karış ötedeki ulul azm peygamber bile onu ne yapmıyor? Bilmiyor onu. Ve zahir-i şeriata muhalif. Böyle bir olay yok bu Kur'an-ı Kerim'de. Kimse ileri geri bir şey diyebilir mi? Açık açık Mevla Teala anlatıyor Celle. Şöyle etti, böyle adam öldürdü ya, Allah Allah. Adam öldürdü ya. Ulul azm peygamberin yanında adam öldürdü ya. Ulul azm peygamber sordu, ne yapıyorsun sen dedi, fırça attı ona. Niye soruyorsun dedi, hani sormayacaktın dedi. Mevla tayin etti, tam Mevla talim etti böyle. Ona sor bakalım, onun peşinden git. Normalde Mevla Teala Celle Celaluhu böyle yapmamış olsaydı, hesabı çıkardı, mahkeme ederdi onu. Ceza verirdi ona. Öyle olması gerekirdi. Ama Mevla Teala böyle bir şey yaptı. Şimdi Mevla Teala bunu Kur'an-ı Kerim'in tam ortasında, göbeğinde Mevla bunu bize bildiriyor Celle Celaluhu. Hissedebiliyor musunuz anlatmak istediğim şeyleri? Buyuruyor Mevla Teala, bundan başkası yoktur. Sadece bir bu vardır. İkinci, böyle bir olayın ikincisi nedir? Yoktur. Böyle bir zatın ikincisi yoktur. Ben başkasına böyle yapmadım. Sadece Hızır Aleyhisselam'a böyle yaptım. Başka kimseye ilim vermedim. Buyuruyor Mevla Teala? Hayır. Kullarımdan bir tanesiydi, böyle bir ilim verdim ona. Öteki kul, peki Mevla Teala bunu bize bildirmeseydi biz bilebilir miydik? Alnında yazıyor mu? Hayır. Peki yan komşun da belki böyleyse senin? Hızır Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın yan komşusu, anlayın demek istediğimi. Değil mi? Yan komşusu böyleydi, Mevla Teala bildirdiği için bildi. Bildirmeseydi bilebilir miydi? Hayır. Senin yan komşun böyleyse... Acayip bir şeydir arkadaşlar yani. Tamam? Hüküm zahiri şeriata göredir. Hüküm nedir? Şeriatın zahirine göredir. Ama ahiret muamelesi başka bir şeydir. Tamam. Onun için insanlar meşayih-i kiramı anlamazlar. İnsanlar meşayih-i kiramı ne yapmazlar? Anlamazlar. Allah akıllı gelmez. Bir sürü konuşur. İşte Kur'an-ı Kerim'in ortasında vardı Allah Allah yani. Hani Hızır Aleyhisselam'a böyle bir şey olduğunu inkar edebilirsin ki inkar etse adam gavur olur da. Yani Hızır Aleyhisselam'a olduğunu kabul ediyorsun, mecburen etmek zorundasın, Müslümansan etmek zorundasın. Yani başkalarında olabileceği şıkkını niye Bingöl'ü inkar ediyorsun ki yani? Yok ben Bingöl'ü görmedim, Bingöl yok. Oğlum Urfa var mı? Var. Sivas var mı? Var. İzmir'de var mı? Var. Bingöl'ü olamaz mı yani Allah Allah yani? Başka bir şey mi iddia ediyor yani? Olamaz mı Bingöl? Yok olamaz. Bingöl olamaz. Bingöl dersen kafirsin. La böyle saçmalık mı olur ya Allah Allah yani? Ha gene sen zahir-i şeriata göre hükmedeceksin. Orası tamam. Neye göre hükmedeceksin? Zahir-i şeriata göre hükmedeceksin. Ona göre hareket edeceksin. Amma ve lakin yani hani bin ya olabilir kardeşim Allah Allah ya. Ama dakik. Madde 2 arkadaşlar. Sakın ağır etme, bul kamil giydelim, cemali ba kemale seyri edelim. Mesela Kur'an-ı Azimuşşan'da
Bak bu misali unutmayın. Kur'an-ı Azimuşşan'da mesela Yahudi alimlerinden, Hristiyan alimlerinden bahsediliyor. Mesela bugünkü ayet-i kerimede tağutlar var. Bugünkü ayet-i kerimede ne var? Tağut var. Mevla-i Teala bunlara tabi olmaktan nehyediyor bize. Yahudi alimlerinin, Hristiyan alimlerinin insanları yoldan çıkarttığını söylüyor. Mevlamız bize bunu beyan ediyor. Onlara tabi olmaktan nehyediyor. Onların peşlerinden gidenleri onlara tabi oldukları için tenkit ediyor Mevla-i Teala. Ateş ile azab ile cehennem ile tehdit ediyor. Tamam mı? E onların yaptığı da mihraplık. O Yahudi alimlerin peşlerinden gidenler de niye gittiler peşlerinden? Onları mihrap addederek gittiler. Hristiyan alimlerin peşlerinden gidenler niye gittiler? Onları mihrap addederek gittiler. Anladınız mı arkadaşlar? Buradaki püf nokta o mihrap kıbleye dönük mü değil mi? Kıbleye dönük olan mihraba yönelmek matlub olan, maksud olan, güzel olan, müstehsen olan bir şeydir. Kıbleye dönük olmayan mihraba yönelmek işte bu tağuta tabi olmak gibi, Yahudi alimlerine, Hristiyan alimlerine tabi olmak gibi kötü bir şeydir. Önemli olan arkadaşlar mihrabın söyleyin kıbleye dönük olup olmamasıdır. Önemli olan mihrap, yani yasak olan şey mihraba dönmek değildir. Yasak olan şey kıbleye dönük olmayan mihraba dönmektir. Tağutun peşinden gidenlerin yaptığı yasaktır, kötüdür. Niye? Çünkü döndükleri mihrap kıbleye dönük değil. O Yahudi alimlerinin peşinden gidenlerin yaptıkları yanlıştır, kötüdür. Niye? Çünkü döndükleri mihrap kıbleye dönük değil. Hristiyan alimlerin peşinden gidenlerin yaptıkları yanlıştır. Niçin? Çünkü döndükleri mihrap kıbleye dönük değil. O meşakir ama onlara kıyas edemezsin. Kamil mükemmel mürşitleri onlara kıyas edemezsin. Ulema-i kiram onlara kıyas edemezsin. Niye? Çünkü onların mihrabı nereye dönük? Söyle, kıbleye dönük. Önemli olan mihrabın kıbleye dönük olmaması. Arayacağın şey bu. Bu özelliğe bakacaksın. Bu mihrap kıbleye dönük mü değil mi? Buna bakacaksın. Kıbleye dönükse döneceksin o tarafa bitti bu kadar. Önce bir buna bakacaksın. Mihrap kıbleye dönük mü değil mi? Bu mihrap o tarafa doğru mu yol gösteriyor? Buna bakacaksın. Senin arayacağın şart bu. Arayacağın şart bu. Bu şartı bulduktan sonra dön o mihraba gitsin. Arayacağın şart bu. Bu mihrap kıbleye dönük mü değil mi? Bu mihrap kıbleye dönük mü yapılmış? Kıbleye dönük mü yapılmış? Mesela Ömer Nasip Efendi'de de var. İşte kıbleyi tayin etmekle alakalı. İşte kadim mescitlerin kıbleleri geçiyor. Ne geçiyor ama söyleyin. Kadim mescitlerin kıbleleri, ki bak dün akşam fark ettiniz mi? Aynı bu ibareyi kullan, aynı bu ibareyi söyledim. Risk almam üzerime çünkü. Üzerime risk ne yapmam? Aman, kitapta böyle geçiyor. Kadim mescitlerin kıbleleri. Gittin İstanbul'da Sultanahmet Camii'ne. Sultanahmet Camii'nin kıblesi, mihrabı senin için nedir? Delildir. Ama vatandaş şuraya, hacı amcanın bir tane şuraya bir cami yapmış, onun kıblesi senin için delil midir? Onu bilmem ben. Ona bir şey diyemem. Hacı amcanın bir tanesi, dernek başkanı, şurada toplanmış üç tane hemşo, bir cami yapmışlar. Onun kıblesi senin için delil midir, onu bilmem. Ama kadim camiler, kadim kitap değil, bari böyle geçiyor salatı. Kitabı atarım, geçerim kenara. Kadim camilerin kıblesi senin için nedir? Delildir. Mihrap, önemli olan, mihrapsız olmaz. Önemli olan, bizim için önemli olan şey bu mihrap, kıbleye dönük yapılmış mı, yapılmamış mı? Buna bakacaksın. Mihrap kıbleye dönükse sen gözünü kapat, devam et. Mihrap kıbleye dönükse sen gözünü kapat, ne yap? Devam et. E hocam Allah-u Teala yasaklıyor. Onlar kıbleye dönük olmayan mihraplar için. O yasaklar neye? Onlar kıbleye dönük olmayan mihraplara. Adam kalkıyor sana Allah'ın helal ettiği şeyi haram olarak anlatıyor. Adam kalkıyor sana Allah'ın haram ettiği şeyi helal olarak anlatıyor. Mevla Teala'nın Celle Celaluhu sana koyduğu, bana koyduğu istikamet bu tarafa, adam sana bu tarafa istikamet söylüyor. Sana diyor ki Allah Teala böyle emretti, şöyle yasakladı ama diyor, ama deyince ne oldu şimdi her şey? Her şey değişti, alt üst oldu, ama diyor, o öyle, tamam öyle ama şimdi böyle diyor. E ne oldu şimdi? Mihrap değil, yön değişti. Yön değişti. Tamam peygamberimiz öyle buyurdu ama dedince yön değişti. O mihrap ters tarafa bakıyor, o mihrap yanlış tarafa bakıyor. Ona tabi olmak, işte bu tağuta tabi olmak gibidir. İşte Hristiyan alimlerine, Yahudi alimlerine tabi olmak gibidir. Niye? Yön değişti. Sakın ahar etme, bul kamil giyelim, cemali bâ, kemali seyredelim.
Bismillahirrahmanirrahim. La ikrahe fiddini kad tebeyyene rüştü minel gayy. La ikrahe zorlamak yoktur fiddini, dinde zorlamak yoktur. Yani dine giriş hususunda zorlamak yoktur. Yoksa dinin içinde zorlamak vardır. Dine giriş hususunda zorlamak yoktur. Yani bil fiil böyle birebir zorlamak yoktur. Yoksa gidiyorsun harp ediyorsun adamlarla değil mi? Ya Müslüman olun ya cizye verin diyorsun. Ama birebir zorlamak nedir? Yani sokakta gördüğün bir gayrimüslimin yakasına ne yapmasın? Müslüman ol diye yapışmasın. Ama dine girdikten sonra zorlama vardır. Mesela Peygamberimiz ne buyurdu? 7 yaşına geldiği zaman çocuklarınıza namazı emredin. 10 yaşına gelir kılmazlarsa dövün. Ya dövün derken de yani işte kelimeler arkadaşlar. Dövün deyince Türkçe'de ne anlarsın sen onu? Ağız burun daldan anlarsın. Öyle değil o işte. Dövün. Ha bak bu bir çeşit bir zorlama mıdır? Bak emretmek bir zorlamadır değil mi? Emrettin. Ondan sonra mesela orada şey var Tahtavi'de işte çocuğu dövün öyle sopa falan olmaz yani. Sopa falan ne yapmaz? Olmaz. Sopa falan nerede olur? Kamil bir suçta olur. Nerede olur? Kamil bir suçta ve yani cezaya ehliyetli kişi. Çocuk daha bu da Allah Allah yani. Mükellef değil ki. Cezaya ehliyetli kişi de böyle ceza olur. Ya yani onunki de ufak tefek tehdittir yani. Hafif hafif böyle. Ama bir zorlama var mı bak burada? Var bu en basitinden bak çocuğa bile bir zorlama var. Zorlaması olmaz. Dinde zorlama var mıdır? Dinin içinde zorlama vardır. Dışarıdaki adamı dine çekmekte zorlama yoktur. Anlatırsın. Anlar anlamaz. Paşa geçirilir. Yani ona göre şer'i şerif ona ceza verir ayrı mevzu. Ver git bas falan filan neyse tamam. Ama illa sen Müslüman olacaksın. Gerçi gene burada da böyle bir işgalim var benim ama. La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur. Kat muhakkak tebeyyene aşikar olduğu rüştü. Rüşt doğruluk minel gayyi azgın eğrilikte. Doğrulukta eğrilik açıktır. Doğrulukta eğrilik açıktır. Arkadaşlar fıtrat bozulunca yani insanın ana fıtratı bozulunca ki hepimizde bu bozukluktan vardır. Hepimizde bu bozukluktan toplumun içinde yaşıyoruz. Nerede yaşıyorsun? Toplumun içinde yaşıyoruz. Dün akşam işte sohbetten sonra arkadaşlar var odada oturuyoruz aşağıda. Bir mevzu oldu. Bizim arkadaşlardan bir tanesi şey dedi. Hocam yalan söylemeyeyim şöyle şöyle dedi. Ne dedi söyleyeyim bakayım. Bak görün bak. Yerleşiyor işte insana. Yani yalan söylemeyeyim ne demek ya? Yani yalan söyleyeyim diye bir şey mi var ki yalan söylemeyeyim diyorsun? Ama herkes kullanıyor değil mi böyle sözler? Hocam yalan yok böyle. Yani yalan var mı ki yalan yok diyorsun yani? Yalan yok demek ne gerektirir? Demek ki yalan var ki yalan yok. Şimdi hocam yani ben şimdi sana yalan söylemeyeyim. Yani başka zaman söyleyeyim. Hiç böyle düşünüyor musunuz? İşte toplumdan bunlar bize yerleşen şeyler. Mayamızın bozukluğu bunlar arkadaşlar. Yani mayamızın bozulmaklığı bunlar. Aslında fıtrat arkadaşlar bunlar herkeste böyledir. Bizimkiler annem babam böyle konuşurlardı. Benimkiler arkadaşlar Almanya'ya ilk gidenlerden tamam o zamanlar yani. Düşün bak ben 73'lüyüm. Ben Almanya'da doğdum. Doğum Almanya. Artık önce annem gitmiş. Sonra babam gitmiş. Artık kaçta gittilerse. Düşün artık. Hesabını siz yapın. Yani bir Alman ailesinin aile düzeni aynı bizim muhafazakar ailelerin düzeni gibiymiş. İşte misaller verirlerdi. Şöyle yaparlardı, böyle yapmazlardı. Şunu ayıp karşılarlardı. Bir Alman ailesi yani 50 sene önceki, 60 sene önceki, 60 sene diyelim şimdi, daha biraz daha geriye gidelim. 60 sene önceki bir Alman ailesinin aile yapısı, söyleyin, aynı bizim muhafazakar bir aile yapısı gibi. İşte babaya hürmette, çocuk annenin babanın yanında şöyle olur, şöyle oturur, böyle kalkar. Fıtrat aynıdır, fıtrat arkadaşlar. Ama ne oluyor? Bir şeylerle bozuluyor. Bir şeylerle ne oluyor? Şimdi bu burada duruyor değil mi? Ne kadar güzel değil mi? Ama bu yağmurun altında kalsa zamanla ne olacak? Orası şişecek, burası yamulacak, orası çatlayacak. Yağmur yağacak, şişecek, güneş vuracak, daralacak. Tamam mı arkadaşlar? Bazı etkenlerle beraber ne oluyor? Bozuluyor. Şimdi bizde de o bozulmanın mukaddemeleri var mı? Yani mukaddemeleri açtık bile zaten ya. Mukaddeme değil artık. Bak onlar öyleymiş. Onlar öyleymiş. 50 sene önce öyleymiş ya. (Gülüyor)
ismini söylemeyeceğim. Artistin bir tanesi var. Japon. Çocuğundan bahsediyor. Görmüşsünüz muhtemelen yani. Arkadaşlar bütün ya insan bu ne söyleyin? İnsan arkadaşlar, insan Mevla'nın Celle Celaluhu bize koyduğu fıtrat bu. Bize koyduğu bozulmamış fıtrat bu. İster Türk ol, ister Alman ol, ister Japon ol. Ne? Bu. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Abi adam bir anlatıyor yani direkt. Biz böyleydik diyor. Biz babamıza karşı böyleydik diyor. Babamız içeri girerdi biz ayağa kalkardık diyor. Söyleyin neymiş? Babası içeri girermiş ne yaparmış? Biz ayağa kalkardık falan diyor. Allah Allah. Kim öğretti onu? Bizimkiler mi öğretti? Fıtrat abicim bu. Fıtrat bu. Ama şimdi benim oğlum böyle böyle diyor. Söyle. Senin oğlun da öyle şimdi. Bizim bozulma biraz daha geriden geliyor. Biz gericiyiz ya. Bizim bozulma biraz daha geriden geliyor. Fıtrat bu. Tamam. Kattebeyyene rüştü minel gay. Rüşt. Rüşt. Gay'dan aşikar oldu. Rüşt. Doğru. Belli. Eğri ne? Belli. Fıtratı bozulmamışsa insanın o hususta, insan doğruyu eğriyi ne yapıyor? Çok açık. Bir şeyin doğruluğu yanlışlığı ne? Çok açık. Fıtratı neyse ama bozulmamışsa. Doğruluk eğriliği çok açık. Tebeyyene çok aşikar oldu. Çok aşikar. Doğru açık, doğru yanlış çok açık aslında. Ama fıtrat bozulunca o zaman tabii sen anlayamıyorsun onu. Femen kim? Tabii Allah-u Teala hani fıtratın fıtrata ilave olarak Allah-u Teala kitap gönderdi, peygamber gönderdi değil mi? Doğruyu yanlışı bize anlatan. Bunların hepsiyle beraber doğru ile yanlış apaşikar aslında belli. Femen kim? Öyleyse yani la icbara zorlamak yoktur ve la ikrahe zorlamak yoktur li ahadin hiç kimse için alel islami İslam üzerine zorlamak yoktur. İslam'da zorlamak vardır. Bel bilekiz labütte olması lazımdır. Labütte ayrılık yoktur. En yekune kişinin Müslümanlığının olmasından an kanaatin kanaat de olacak. İnsan kanaat edecek Müslüman olacak. Böyle olması lazımdır. Kanaat edip Müslüman olmazsa, yani içinden kabul etmeden kelime-i şehadet söylese bu münafıktır zaten. İçinden kabul etmeden kelime-i şehadet söylese. Fakat muhakkak tevaddaha aşikar oldu el imanı iman minel küfrü küfürden aşikar oldu ve temeyyezel huda anil dalali hidayet dalaletten temeyyüz etti ayrıldı. Femen kim yekfur küfrederse bit taguti taguta küfrederse taguta kafir olursa ve yu'min billahi ve Allah'a iman ederse kim taguta küfrederse tagut bak deminki misali düşünün yani kıbleden başka yere dönük olan mihraplar. Mihrabın özelliği ne? Seni yönlendiriyor. Mihrabın özelliği ne? Seni ne yapıyor? Yönlendiriyor. Seni yönlendiriyor ama ne tarafa yönlendiriyor seni? Allah'tan başka taraflara yönlendiriyor. Allah'tan başka taraflara yönlendirenleri inkar edersen, reddedersen. Allah'tan başka taraflara yönlendirenleri ne yaparsan? İnkar edersen, reddedersen. Ve yu'min billahi ve Allah'a iman ederse. Kim tağuta küfreder, kafir olur Allah'a iman ederse. Fakat muhakkak istemseke yapışmış olur. Neye? Bil urveti kulba. Öyle kulb ki el vuska en sağlam kulba yapışmış olur. Öyle sağlam kulb ki denfisame kopma yok. Leha onun için hiç kopmayacak sağlam bir kulba yapışmış olur. Kulba yapıştıysan, kulb da sağlamsa sen o şeyi ne yaparsın? Kaldırırsın. Kulba iyi yapıştıysan. Hocam kulb kopar. Kulb da sağlam bir kulpsa. Lenfisamela, hiç kopması olmayan bir kulpsa, kopmayacak bir kulpsa, sen o şeyi ne yaparsın? Öyle böyle kaldırırsın. İşte tağuta küfredersen, Allah'a iman edersen, sen sağlam bir kulba yapışmış oldun, sen dini ne yaparsın? Kaldırırsın. Ama tağuta küfretmezsen, başka mihraplara dönersen, o zaman o mihraplar seni ne yapar? Bir yerlere götürür, o zaman sen kulba tutunmadın veya tutunduğun kulp bozuk. Allahu Mevla Teala Hazretleri semî'un ziyade işiticidir, alîmun ziyade bilicidir. Yani. Femen kim yekfur kafir olursa bir şeytanı şeytana vel efsane putlara ve külle mâ ubide min dûnir rahman ve Allah'tan başka ibadet edilen kim varsa ne varsa onlara kafir olursa Allah'tan başka ibadet edilen. Allah'tan başka ibadet edilen. Şimdi arkadaşlar bak ibadet etmek demek, ibadet demek arkadaşlar hizmet etmek demektir. İbadet etmek demek ne demek? Hizmet etmek demektir. Şimdi
İbadet etmek deyince böyle çok böyle hani bizim lisanımızda böyle çok belirgin olmayan bir mana var. Lügat manası ne? Hizmet etmek demektir. Hizmet etmek demektir deyince de bu da çok geniş bir manası var. Yani Allah'tan başkası hizmet etmek olmayacaksa bu da olmayacak bir şey. Yani orada hissedeceksiniz. Her şeyi kelimeye dökemiyorum. Hissedeceksiniz. Her şeyi kelimeye dökemiyorum. Yani burada Allah'tan başkasına ibadet etmek ne demek yani? Arkadaşım kimseyi Allah'ın önüne geçirmeyeceksin. Kimseyi Allah'ın önüne ne yapmayacaksın? Geçirmeyeceksin. Mevla'nın Celle Celaluhu sana çizdiği istikamet buysa böyle bir istikamet yanlıştır. Böyle bir istikamet nedir? Yanlıştır. Herhangi birisi, herhangi bir şey seni böyle bir istikamete yönlendiriyorsa ve sen de onun yönlendirdiği istikamete tabi oluyorsan sen ona kulluk ediyorsun demektir. Herhangi birisi, herhangi bir şey ne olduğu fark etmez. Yani somut olur, soyut olur. Somut olur, soyut olur. Herhangi birisi, herhangi bir şey seni Allah'ın çizdiği istikametten başka bir istikamete yönlendiriyorsa. Şuraya mihrap yapmış vatandaş. Ya ama bu mihrap kıbleye dönmüyor. Ve sen de bunu bildiğin halde bu mihraba tabi oluyorsan, sen bu mihraba kulluk ediyorsun demektir. Tamam? Ey yani, femen kim yekfur kafir olursa bir şeytanı şeytana vel efsane putlara ve külle ma'ubide min dünün rahman ve Allah'tan başka, dolayısıyla mihraba hizmet etmek, mihraba kulluk etmek değildir. Mihraba hizmet etmek, söyleyin, Allah'a kulluk etmek. Aksi bizim için söz konusu değil. Annene babana hizmet edeceksin. Değil mi? Değil mi? Bir yerde çalışıyorsun, anlaşma yapmasın, sözleşme yapmasın. Orada ne yapacaksın? Hizmet edeceksin. Onun sözünü ne yap? Amirinin sözünü ne yapacaksın? Dinleyeceksin. Kaçta kaç dinleyeceksin? %100, binde bin, milyonda milyon dinleyeceksin. Gayrimeşru bir şey olmadıktan sonra dinleyeceksin. Amirinin sözünü dinleyeceksin. E ne olacak şimdi? Bunlar Allah'tan başkası ibadet mi sayılır bunlar? Yani? Mevzu bu. Mevzu seni başka yere, Allah'ın çizdiği istikametten Celle Celaluhu başka yere yönlendirme var mı yok mu? Zaten Mevla'nın çizdiği istikametse o nedir arkadaşlar? Anneye babaya itaat etmek demek. Bizim kastımız anneye babaya itaat. Dikkat et bak şimdi. Anneye babaya itaatten senin kastın anneye babaya itaat sadece sen sadece annene babana itaat etmiş olursun. Senin annene babana itaatten kastın Allah'ım bana böyle emretti. Mevlam benden böyle istiyor. Mevlam benden böyle bekliyorsa senin anneye babaya itaatin nedir arkadaşlar? Mevla'ya itaattir. Zahirde baktığın zaman ikisi aynı şeydir. Annene babana itaat ederken, annene babana ikram ederken, senin kastın annene babana ikram edeyimse, sen sadece alacağın odur, annene babana ikram etmiş olursun. Ama senin kastın Allah'ım benden böyle istiyor, bana böyle yakışır, Mevlam benden böyle memnun olur, Allah'ım böyle memnun olur. Hep mihrabının ötesindeki neyi düşünüyorsun sen? Kıbleyi düşünüyorsun. Bu mihrap beni kıbleye ulaştırır. Senin derdin mihrap değil. Mihrap sana kıbleyi gösterdiği için önemli. Yoksa sen kendi başına kıbleyi ne yapamıyorsun? Bulamıyorsun, ulaşamıyorsun. Zaten kıbleyi buluyorsan zaten mihraba ne yapma? Bakma. Ne dedim? 2 hafta önce ben baktığımı görebiliyordum. O zaman mihrap falan gerek yok. Ne mihraba bakacağım kardeşim Allah Allah yani. Yani estağfurullah. Tamam? Mihraba gerek yok. Kıbleyi görüyorsan ama kıbleyi görmeyen kişi o zaman ne yapacak arkadaşlar? Ortaya bir mihrap koyacak. Ve kullama ma'budu min dunir rahman mevladan başka ibadet edilen kim varsa onlara küfrederse ve yu'min billahi vahdehu ve tek olarak Allah'a iman ederse fakat muhakkak istemsek yapışmış olur bi evsaki urvetin en sağlam kulba yapışmış olur ve emteni hablin en muhkem ipe en sağlam ipe yapışmış olur. Öyle kulp ki len kıta'a lehu onun için kopmak kesilmek yok. Allahu Mevla Teala Hazretleri semi'un ziyade işiticidir. Ve akvalil ibadi kulların sözlerini alimun bilicidir ve ahvalihim kulların hallerini. Şebbehe Teala Mevlamız Celle Celaluhu benzetti. Kimi el müstemsike bil İslami, İslam'a yapışan kişiyi kime benzetti Mevla Teala? Bil müstemsiki bil hablil kaviyyil muhkemi, çok sağlam kuvvetli bir ipe yapışana benzetti. İslam'a yapıştın, yani kime benziyor? Çok sağlam bir ipe yapışana benziyor. وَهُوَ تَشْبِيهٌ تَمْس۪يل۪يٌ رَعَيٌ Bu çok güzel, eşsiz bir teşbihtir, benzetmedir. Allahu Teala Hazretleri وَلِيُّ الَّذ۪ينَ O kimselerin velisidir ki âmenu iman ettiler. Allah Celle Celaluhu iman edenlerin velisidir.
Allah iman edenlerin velisidir. Veli, dost manası veririz. Mesela vali diyoruz, değil mi? Şehrin en büyük mülki amiri. Ne diyoruz? Vali. Yani yönetici. Yani yönetici. Yani sahip olan. Yani ne? Sahip olan. O şehre sahip oluyor, kolluyor, gözetiyor o şehri. Allah Müslümanların velisidir, valisidir Allah Müslümanlar. Allah Müslümanları kollar, gözetir, idare eder, sevk eder. Allah Müslümanları ne yapar? Allah Müslümanların velisidir, dostudur, onların nesidir? Valisidir. Onları ne yapar? Korur, gözetir, yönetir, sevk eder. Onların işlerini, bak biz burada oturuyoruz, vali bey bizim işimizi hallediyor değil mi şu anda? Biz şu anda bak hiç iş, o, öyle bir iş olduğu bizim aklımıza bile gelin, ne yapmıyor? Bizim aklımıza bile gelmiyor öyle bir iş olduğu. Halbuki dönem, değil mi? Mesela şimdi bedeni düşünün, bedende bir tür sistem çalışıyor değil mi? Bizim hiç aklımıza bile gelmiyor. Onlar tıkır 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 düzen kurulmuş, ne oluyor? İşliyor. Şehirde de bir sürü sistem var mı? Var. Bizim öyle bir sistem olduğu, o kadar iş muntazam işliyor ki, o kadar iş muntazam işliyor ki bizim aklımıza bile öyle bir sistem olduğu ne yapmıyor? Gelmiyor. Bizim aklımıza öyle bir sistem olduğu ne zaman geliyor? İş bozulduğu zaman, elektrik kesildiği zaman, aa elektrik varmış, elektrik gitti diyorsun. Su kesilirse su yok diyorsun. Çöp alınması çöp yok diyorsun. Ne bileyim bir şeyler pürüz olduğu zaman onu hissediyorsun. Bir şey hissetmiyorsan demek ki iş ne oluyor? İş çok muntazam gidiyor. Burayı unutmayın çocuklar. Tamam, buraya dönelim, neredeyiz? Allah veli lezine amin. Bir fabrikada, iki tane kısa anlatacağım size. Ben çok seviyorum bunları. Bir fabrikada bir genel müdür varmış. Adam böyle 24 saat, bütün mesai saati odasında böyle ayakları masanın üzerine oturmuş, uzatmış, böyle oturuyormuş. Ne yapıyor adam sadece? Oturuyor. Hem de nasıl oturuyor? Böyle kaykılmış böyle, ayakları da böyle masanın üzerine uzatmış oturuyormuş. Tabii fabrika sahipleri, mekan sahipleri ara sıra geliyorlar, bakıyorlar bu adamınları mı? Veya ciddi de maaş oluyormuş yani. Acayip de maaş oluyormuş. Gıcık oluyorlar buna. Lan diyorlar, bu adamın bir iş yaptığı yok. Bu adamın bir iş yaptığı yok. Biz bir bahaneyle bunu çıkartalım. Bunun yarım maaş parasına bir müdür koyarız. Belki de bir iş yapar yani. Bunu şutluyorlar. Alıyorlar bir eleman. Sen müdürsün kardeş, genel müdür. Tabii şimdi bu bizim eskisi var ya, A genel müdürü var ya şimdi, eski giden. Tabii bunun kurduğu bir düzen var ortada. O düzen, o adam gitmekle beraber düzen hemen ne yapmaz? Çökmez, hemen bozulmaz. Öteki müdür de geliyor başlıyor, her şey tıkır tıkır gidiyor. Ama bir müddet sonra düzen ne oluyor arkadaşlar? Bozulmaya başlıyor. Müdür oraya koşturuyor toparlamak için, buraya koşturuyor toparlamak için, orada o işi yapıyor, burada bu işi yapıyor falan filan. Bir müddet sonra işler ne oluyor? Kilitleniyor. Ondan sonra eski müdürü, eski maaşını çift katı maaşla geri alıyorlar. Arkadaşım, o müdürü kaykılarak, ayaklarını uzatarak oturabiliyorsa akşama kadar ve iş devam ediyorsa, demek ki o müdür çok çalışıyordu. Çok çalışmak demek, çok hareket etmek demek değil arkadaşlar. Neticeye bak, netice oluyor mu? Oluyor. Netice ne kadar az işte oluyorsa o kadar güzeldir, değil mi? Netice ne kadar az işte oluyorsa o kadar nedir? Çok iş değildir güzel olan. Neticedir güzel olan. Netice oluyor mu? Oluyor. Ayaktayken mi olması daha iyidir? Oturarak mı olması daha iyidir? Yatarak mı olması daha iyidir? Söyleyin. Yatarak. Böyle 2.80. Anladınız mı arkadaşlar? Oturarak düzen oluyorsa o adam biraz tetikte, bozulma ihtimali var. İçinde bir pürüz hissediyor. Hazırda bekliyor böyle. Her an. Ama yatıyorsa, anladınız mı? Ben bir şey daha anlatayım. Dağın tepesinde bir çiftlik varmış. Çok tatlı kısa ya. Dağın tepesinde bir çiftlik varmış. Bu çiftlik işlemiyor, çalışmıyor. Niye? Çok böyle rüzgar alıyormuş. Böyle bir fırtına koptuğu zaman, yani sen 6 ay çalışıyorsun, bir fırtına esiyor, 6 aylık senin çalışmanı ne yapıyor? Sıfırlıyor. İşçi bulamıyorlar, eleman bulamıyorlar, kahya bulamıyorlar. Çiftlik sahibi, burada bir mal var, mülk var, çalışsın, işlesin, işe yarasın, kazanalım falan derken. Arıyor, adam bulamıyor. Çünkü herkes biliyor onun durumunu, orada iş yapılmaz. Orada iş ne olmaz? Yapılmaz.
birisini tavsiye ediyorlar. Gidiyor böyle adama. Diyor falanca yer, işte şöyle şöyle durum. Burayı idare eder misin, çalışır mısın burada? Ne yaparsın? Vallahi diyor, fırtına çıktığı zaman ben yatarım diyor. Ne yaparmış? Fırtına çıktığı zaman ben yatarım diyor. Ben uyurum, özür dilerim. Fırtına çıktığında ben ne yaparım? Ben uyurum. Fırtına çıktığında ben uyurum diyor. Tabi bunun şimdi başka seçeneği de yok. Hadi bakalım başla işe diyor. Neyse başlıyorlar. 3 gün, 5 gün, 3 ay, 5 ay. Bir gün gece fırtına çıkıyor. Bu bizim mal sahibi telaşla böyle yatağından fırlıyor. Kahya'yı bulacak. Kahya'yı buluyor böyle işte artık ne denirse ismi. Ben Kahya diyorum ismi ne denirse. Buluyor. Bizimki yatıyor. Tamam. Ne yapıyorsun diyor, fırtına çıktı diyor. Ben baştan söylemiştim diyor. Fırtına çıktığında ben ne yaparım? Ben uyurum. Ben fırtına çıktığında uyurum. Ben baştan söylemiştim zaten diyor. Vuruyor kafeyine. Devam. Tabii mal sahibi, çiftlik sahibi perişan, fırlıyor dışarıya. Lan oraya gidiyor. Bütün tertibatı kurmuş. Kapılar kilitli. Oraya bağlamış. Buraya bağlamış. Oraya gidiyor. Orayı tertibatını kurmuş. Orası emniyette. Oraya gidiyor. Orası emniyette. Ne demek arkadaşlar fırtına çıktığında ben uyurum? Abi ben fırtına çıkmadan önce zaten her şeyi ayarladım. Ben fırtına çıktığına dert etmem, ben uyurum demek. Çok çalışan adam, iş yapan adam fırtına çıktığın zaman kan ter içine kalan adam değildir. Fırtına çıktığı zaman söyleyin, uyuyabilen adamdır. Anladınız mı burayı? Ne yapıyor ki? Vallahi ne yapıyor ki diyorsan ve işlerde yürüyorsa helal olsun lan, Allah Allah yani. Heh? Ne yapıyor ki? Neticeye bak, eşittirden sonrasına bak, bu bir sürü iş oluyor. Ama ne? O zaman helal olsun lan. Acayip iş yani. Ha. Anladınız mı orayı arkadaşlar? Tamam. Şimdi biz burada oturuyoruz. Bu şehirde bir sürü iş oluyor değil mi? Haberimiz var mı? Abi işin kaleminden, isminden bile haberimiz yok. İşin isminden bile haberimiz yok. İşin güzelliğini görüyor musunuz? İşin isminden bile haberimiz yok. Tertibat ne yapıyor? İş diyor. Bu vali. İşte Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin valisidir. Allah iman edenleri korur, gözetir, işlerini idare eder. Tamam mı? Bizim işlerden haberimiz yok. Mevla ne yapıyor arkadaşlar? Bizim işlerimizi ne yapıyor Mevla Teala? İdare ediyor. Mesela diyelim ki sen bir ay sonra yemek yiyeceksin. Tanzanya'da seni yiyeceğin buğday, misal veriyorum. Senin yiyeceğin buğday ne oldu şimdi? Tarladan aldı. Çıkartıldı tarladan, işte hasat edildi mesela. O Tanzanya'dan geliyor, o Malezya'dan geliyor, o Uganda'dan geliyor, o bilmem nereden geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor. 8 sene sonra diyelim ki bir kürsü yaptıracaksın. Şimdi diyelim ki Güney Afrika'da birisi ağacını ekti onun. 8 sene sonra kürsü yaptıracaksın, sana tahta ağaç lazım olacak, ahşap lazım olacak sana. Allah-u Teala ne yaptı? Güney Afrika'da şimdi 8 sene sonra sana lazım olacak. Anladınız mı arkadaşlar burayı? Allahu veliyyüllezine amenu. Allahu Teala Hazretleri veliyyüllezine amenu. İman edenlerin velisidir. Veli, dost. Vali manasında düşünürsek sevki idare eden demek. Koruyup, gözeten, idare eden, işlerini organize edendir Allah Celle Celaluhu. Yuhricuhum minel zulümati ile nur. Yuhricu, Allah çıkartır hum, iman edenleri. Mine zulümati, zulmetlerden, karanlıklardan ile nuri, nura çıkartır. Allah iman edenlerin velisidir. Onları türlü türlü karanlık, bak yuhricuhum minel zulümati cemi, burası büyük iş. Mine zulümati, karanlıklardan ile nuri, nura. Karanlıklar. Nereye? İle nuri, nura. Bak karanlıklar çoğul. Karanlık, bir sürü karanlık çeşidi var dünyada. Bir sürü ne var? Karanlık çeşidi var dünyada. Nur, bir tane. O karanlıklardan Allah iman edenleri ne yapar? Nura çıkartır. Ama tabii sen çıkmak istemezsen, Allah çıkartıyor, çıkartmaya uğraşıyor ama sen çıkmak istemezsen yapacak bir şey yok. Tamam mı? Sen ters hareket edersen yapacak bir şey yok. Ama Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkartacak tertibatı, tesisatı ne yapar? Kurar, önlerine koyar, hizmetlerine sunar Mevla Teala. Ama sen. Vellezine keferu, kafir olanlara gelince... Evliyâuhum, onların velileri et-tâgûtu, tâgûttur. Mihraplar. Kâbe'den başka tarafa dönük olan mihraplar. İstikamet bozuk. Yuhricûnehum, bu tâgûtlar onları çıkartırlar. Minel nûri, nurdan çıkartırlar. Allah karanlıklardan çıkartır.
nura doğru. Tağutlar onları nurdan çıkartırlar ila zulümati zulmetlere doğru. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkartır. Tağutlar kafirlerin velisidir. Kafirlerin velisi tağutlardır. Tağutlar da kafirleri nurdan nereye çıkartır? Karanlıklara çıkartır. Ülaki işte onlar ashabun nar, cehennem ashabıdır. Hum onlar fiha cehennemde halidun ebedidirler. Allah cümlemizi muhafaza etsin arkadaşlar. Yani Allahu Celle ve Ala, sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu, hafızul müminine, müminlerin muhafızıdır. Ve mütevelli umurihim, işlerini tevelli eden, işlerini idare edendir. İşte vali misal verdim size, işlerini idare edendir. O kadar muntazam işliyor ki haberimiz bile yok bir şeyden yani. O kadar muntazam işliyor ki haberimiz bile yok bir şeyden. Yuhricuhum, Allah Müslümanları, müminleri çıkartır, iman edenleri çıkartır. Ve hidayetihi, hidayetiyle ve tevfikihi, muvaffak kılmasıyla min zulümatil kufri, küfür zulmetlerinden, ve dalali, sapıklık zulmetlerinden, ila nuril hidayeti vel iman, iman ve hidayet nuruna çıkartır. Ala aksil küffari, kafirlerin aksine. Fe inne evliyâehum, çünkü kafirlerin velileri ve ansaruhum, onların yardımcıları, eşşeyatînü, şeytanlardır. Şeytanlardır ve şeytanların adamlarıdır, şeytanlaşmış kişilerdir. Yuhricûnehum, bu şeytanlaşmışlar, tağutlar kafirleri çıkartır. Bil vesavesi, vesveselerle ve şübühatil alileti, hastalıklı şüphelerle min nuril imanı, iman nurundan ila zulümatil küfri, küfür zulmetlerine çıkartır. Arkadaşlar, hiçbirimiz bundan varise değiliz. Hiçbirimizin bundan garantisi yok. Hiçbirimizin hiçbir şeye kararı, sebatı yok. Yarın ne olacağımız belli değil. Allah Mevlamızdan yardım isteyelim. Kendimize dikkat edelim. Allah sonumuzu kaybetsin. Kimin ne olacağı belli olmaz. Hocam, hiç rahat etmeyecek miyiz? Rahat ediyorsan rahatını kaçırıyorsun demektir. Söyleyin. Rahat ediyorsan rahatını kaçırıyorsun demektir. Acayip bir dünya sarmal. Bir taraf, hem rahat edersen rahatını kaçırıyorsun demektir, hem de babamı rahat etmeye çalışıyorsun. Ha babam, neye çalışıyorsun? Rahat etmeye çalışıyorsun. Acayip garip bir şey, garip bir şey demiştim. Dünya garip, biz garip. Al bir nevrotekine. Ve hâlel kuffâr, el fujjâr, bu kafirler, facirler, mukalledûne fî nâri cehenneme, cehennem ateşinde ebedidirler. Lâ yahrucûne minhâ ebedâ, oradan ebediyen çıkmazlar. Allah'ım Celle Celaluhu ayarlı olmak nasip etsin. Mevlam ayarlı olmak nasip etsin. İşte muktazayı hale göre Allah-u Teala düzgün hareket etmek nasip etsin. Muktazayı hale göre, duruma göre Allah'ın düzgün hareket etmek nasip etsin. İşte insanlar arkadaşlar, bilgi çok önemli iş. Ama yakın zamanda fark ettiğim gibi böyle bilginin arkasında ahlak lazım. Ahlak derken ben İslam ahlakından, İslam düşünce yapısından bahsediyorum. Yoksa ahlak sistemi, dünyada bir sürü ahlak çeşidi vardır. Dünyada bir sürü ne vardır? Ahlak çeşidi vardır. Ben İslam düşünce yapısından, İslam'dan bahsediyorum. İslami kafadan, İslami düşünce yapısından bahsediyorum. Bilginin arkasında bu olmazsa arkadaşlar, insan anlamıyor bir şey. Hatta ters anlıyor, yanlış anlıyor. Mesela ben bazen böyle doğruları söylemeye çekiniyorum. Yani diyeceğim ki, nasıl söyleyeyim ki size? Nasıl misal vereyim işte? Nasıl misal vereyim ki size? İşte misal vermem için olay söylemem lazım. Söylemek istememiştim zaten. İşte o düşünce yapısı böyle arkada böyle sağlam olmayınca böyle insanlar yanlış anlıyorlar sözü bile az. Yani bir şey söyleyeceğim mesela. Söylesem, ben size doğru söyleyeceğim, siz yanlış yapacaksınız. Acayip bir şey yani. Hani o doğruyu söylemem sizin yanlış yapmanıza sebep olacak diye doğruyu söylememezdi. Niye? O benim söylediğim doğruyu anlamayacaksınız.
Bileksiz gideceksiniz, ona yanlış mana yükleyeceksiniz, gideceksiniz, yanlış yapacaksınız. Acayip bir şey. Ben doğruyu söyleyeceğim size. Ama o doğruyu söylediğimde hususu doğruyu anlamayacaksınız. O benim söylediğim doğrudan yanlış bir şeyin doğru olduğu anlamını çıkartacaksınız. Ne alakaysa artık. Benim söylediğim doğruyu ne yapmayacaksınız? Anlamayacaksınız. Bilakis o söylediğim sözden yanlış bir şeyin, kendi kafanızdan yanlış bir şeyin doğru olduğu anlamını çıkartacaksınız. Gideceksiniz, yanlış yapacaksınız. Bir de diyeceksiniz ki Ahmet böyle söyledi. Hayda kardeşim, ne alaka kardeşim yani, ne alaka yani. Ama işte o düşünce yapısı sağlam olmayınca işte. Mesela deminki söz, rahat etmek işte rahatını kaçırır. İş peki hiç rahat edilmeyecek mi? Şimdi bu söz doğru, rahat etmek insanın rahatını kaçırır. Artık ona Allah'ına aca! Abiciğim ya. Şimdi mikrofon olunca rahat etmiyor muyuz? Canlı, enefsim şimdi rahat etmeyelim mi yani? Niye bak burada şey var, posteki var böyle, arkanda da şurada sünger var. Niye yaslanıyorsun? Rahat ediyorum. Rahat etme, rahatını kaçırırsın. Bu manada mı şimdi bu yani? Bana gerizekalı niye bu manayı söyleyeceksiniz ki yani? Adamlar bu manayı söylüyorlar. Niye bunu söylüyorsunuz ki kardeşim? Bu demek mi yani? Bu demek mi yani? İnsan mesela sabah şimdi buradan çıkıp yemek yiyecek misiniz? Değil mi? Yemek yiyin bir de çay için rahat edin falan. Aa rahat edin, rahat etme. Yemek yeme. Bu demek mi yani? Hava soğuk, evin sıcak olsun, rahat et. Yok, rahat etme, evin buz kessin. Bu demek mi yani? Yani? Bu kadar bunu anlamayacak kadar bir kafa yapısı olmaz mı insanda ya? Yok abi ne yapayım? Yok abi ne yapayım? Tamam. Böyle okuyacağınız, dinleyeceğiniz, kafa yoracağınız, dinleyeceğiniz, böyle. Bunlar süzüle. Böyle bu oluşacak. O zaman bakıyorum ben. Arkadaşım yani sen bunun nesini anlamıyorsun ya? Nesini anlamıyorsun yani? Neyini anlamıyorsun yani? Bunlar ne anlamıyorsun? Yok abi ne yapayım yani? Niye? Çünkü o ahlak dediğim şey işte o. O ahlak yok. O yok. O ahlak yok. Tamam ortada bir bilgi var. Ama o bilgi o ahlak olmayınca o bilgi nereye vesile oluyor? O bilgi yanlış manaya vesile oluyor. Ortada o ahlak, o düşünce yapısı olmayınca o bilgi, o yanlış vesile oluyor. Bak. Geçen, bunu daha önce söyledim size. Geçen aklıma geldi yine. Böyle İsmaila'ya gidiyorum, geliyorum. Yaşım 17. Mahallede bir arkadaş var. Nereliydi hatırlamıyorum. Gurbetçiydi. Bizim mahallede bir pastanede çalışıyordu. Pastanede yatıyordu, kalkıyordu. Yani çalışmak için gelmiş İstanbul'a. Ha. İyi çocuktu. Onunla beraber İsmaila'ya gidiyoruz. Cumaları İsmaila'da kılıyor. Tabii şimdi meraklıyız. Benim yaşlardaydı. Ben 17'yim o sırada. O da olsun, 17 olsun, 16 olsun, 18 olsun. O civar bir şey yani. Okuyoruz falan böyle. Çok uğraşıyoruz kendi kendimize. Şimdi cuma saati İsmaila'ya girdik. Abi camiye giren namaz kılıyor. Allah'a ekber. Namaza var 20 dakika. Namaza var 30 dakika. Giren Allah'a ekber. Şu benim yanımdaki arkadaş, ismini de unuttum. Köpürüyor. Bunlar bilmiyor mu? Kerahat vaktidir, kerahat vaktinde namaz kılınmaz. Doğru mu söylüyor? Canlı. Doğru söylüyor. Yanlış söylüyor işte. İşte yanlış söylüyor. Bu bir bilgi mi? Kerahat vakti. Değil mi? Öğlen namazından önce şu kadar vakit bir kerahat vaktidir. O vakitte nafile namaz kılınmaz. Bu bir bilgi mi? Canlı. Bilgi. Ama ahlak olmayınca o bilgi ters tepiyor işte. Bu bir bilgi ve doğru bir bilgi ama mentalite, zihin yapısı, ahlak olmayınca o bilgi ne yapıyor? Ters tepiyor. İki tane çocuğuz. Yanımdaki böyle dedi. Ben dedim ki tamam doğru o bilgiyi ben de biliyorum ama ulan benim bildiğim bu basit bilgiyi bu insanlar bilmiyorlar mı? Ben sokaktan gelmiş zirzop bir adamım. Bacak kadar çocuk zirzop bir adamım ben. He? Suratıma baksan benim Müslüman mı değil mi tereddüt eder adamlar. He? Ulan bu adam ben biliyorum da bu adamlar bilmiyorlar mı bunu dedim ben kendi kendime. Ben köpürmedim. Tamam ben biliyorum bunu.
İyi de ben biliyorum da bunlar bilmiyorlar mı bunu? O dedi aynı şey. Bunlar bilmiyorlar mı bunu dedi. Hayır ben abi bunlar da biliyorlar bunu manasında söylüyorum. Ama bunlar da biliyorlar. Demek ki bunlar benim bilmediğim bir şey biliyorlar. Demek ki bu insanlar bunu yapıyorsa abi ben mi daha çok bilgiliyim, bu insanlar mı daha çok bilgili, bu insanlar daha çok bilgili. Ben mi daha dindarım, bu insanlar mı daha dindar, bu insanlar daha dindar. Ben mi daha titizim, bu insanlar mı daha titiz, bu insanlar daha titiz. Ben mi daha dindarsın, bu insanlar mı daha dindarsın, bu insanlar daha dindarsın. Ne artistlik ediyorsun ki? İşte o ahlak olmayınca böyle yapıyorsun. O doğru bilgi neye vesile oluyor? Yanlışa vesile oluyor. Namaz bitti. Efendim Hazretlerimiz yoktu kardeşler sonra. Recep Hocam, Recep Ergit Hoca Efendi namazı kıldırdı. Yani ona sorduk da namazı da muhtemelen o kıldırdı. Tabii biz o zaman kimseyi tanımıyoruz. Ama namazı kıldırdığı için bir de böyle kalıplı Recep Hocam, sellemullah. Namazdan çıkarken gittik yanına. Hocam dedik cumadan önce arkadaşlar namaza geldiler, işte namaz kıldılar. Cuma günü kerat vakti yoktur dedi, devam etti gitti. Ha ne oldu? Ne yani sen bildiğin iki satır bilgiyle, işte o ahlak olmayınca sende, o bildiğin doğru bilgi ters tepiyor sana işte. Döndü. Cuma günü kerahat yoktur dedi. Bu kadar basit. Cuma günü öğleden önce kerahat yoktur. Anladın mı? Ama o ahlak olsaydı köpüreceğine ne derdin? Arkadaş bir sorayım öğreneyim bu adamlar. Benim bildiğimi bu adamlar da biliyor derdin. Adamları küfretmezdin namaz kılanlara. Sayıp sövmezdin. Bu adamlar da biliyorlar. Eksiği kendinde görürdün. Demek ki bu adamlar benim bilmediğim bir şeyler biliyorlar derdin. O ahlak olsaydı sende. Ama o ahlak sende olmayınca bilgi oldu sende. Ahlak yok ne var? Bilgi var. Kalktın ondan sonra vıdı 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 vıdı. Dil papuç. Konuş babam konuş ondan sonra. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kıssasında şey var. İsmail Hoca gösterdi bana. Bu şey, bu zamanın kıymetinin müellifi kimdi arkadaşlar? Ulema Hakkatı'nda zamanın müellifi vardı ya. Ebu Gudde'nin rahmetullahi aleyh kitabında gösterdi. Onun kitabında gösterdi bana. İşte Kur'an-ı Kerim'den bazı böyle hikmetli şeyler. Mesela birinci olayda Musa Aleyhisselam hani böyle itiraz etti. İkinci olayda itiraz etti. Üçüncü olayda itiraz edince orada ayrılmak buyurdu Hızır Aleyhisselam. Orada şey var itirazda. Yani yaptığını beğenmedi. Sen düzgün karar veremedin. İtirazda ne var? Sen bunu niye böyle yaptın? Bu işi para mukabil yapsaydın karnımızı doyururduk. Geldiler bir yere geldiler. Karınları aç, paraları pulları yok. Hani biraz böyle insanlardan sahip olunmak istediler. Kimse sahip çıkmadı. Kimse bunları barındırmadı. Kimse bir yemek, bir tabak yemek ne yapmadı? İkram etmedi. O sırada orada bir duvar vardı. Yıkıldı, yıkılacak. Hızır Aleyhisselam gitti duvarı ne yaptı? Düzeltti. Musa Aleyhisselam dedi ki yahu dedi bunu parayla yapsaydın ne yapardık? O parayla karnımızı doyururduk dedi. Aa, sen benim yaptığım işi beğenmiyorsun. Bir de bana akıl veriyorsun ha. Hadi dedi yürüyor onlar. Bir de bana ne yapıyorsun? Akıl veriyorsun. Hadi dedi yürüyor onlar. Arkadaş ulema böyle çekiyor alıyor böyle işin içinden. Çekiyor alıyor işin içinden. Bizde de var böyle arkadaşlar. Böyle ya. Çok böyle arkadaşlar. Dinleyeceğiz, okuyacağız, kafa yoracağız. Meşayih-i Kiram'ın eserlerinden okunacak. İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Böyle çok okunacak. Bir de kişinin kendi fıtratı. Söyleyin kişinin. Kendi, herkesin ahlak yapısı aynı değil. Kişinin kendi fıtratı. Bunlar böyle birbirine uyarsa böyle. Burada atladığım bir şey var mı? Tamam değil mi? Burada hatırlasın dediğim bir şey yok değil mi? Bitti orası artık. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. An Cabir'in radıyallahu el-medine tükelkiri tenfi khabetaha ve yensa'u tayyibuha. Burası tam böyle çözemediğim bir şey arkadaşlar bu hadis-i şerifte. Yani bir cevap bulamadım. Biraz böyle buradaki metin kısa. An Cabir radıyallahu teala anhu kale ca'e a'rabiyun dinnebiyye sallallahu aleyhi ve sellem febaya'ahu alel-islami. Bir Arabi peygamberimize geldi Medine Münevvere'de sallallahu aleyhi ve sellem. İslam üzerine peygamberimize beyatleşti. Bu arada
şey İmam Ayni rahmetullahi aleyh bey'atleşmeyi şöyle bak. Bey'atleşmek yani bey'den tamam mı? Bay'a. Bay'a yubay'u mubay'aten. Mubay'a etmek. Yani bey'atleşmek ne demek? Ben benim olan her şeyi sana verdim, sen senin olan her şeyi bana verdin demek. Bey'atleştin, anlaştın. Tamam mı? Ne demek yani? İşin aslı ben benim olan ne varsa hepsini sana sundum. Sen senin olan ne varsa hepsini bana sundun demek beyatleşmek. Bir Arabi peygamberimize geldi. Arabi yani Bedevi, Arapların çölde yaşayanları. Köylü, bizim köylü nasıl? Tamam mı? Arabi demek bu demek, Bedevi demek bu demek. Arapların köylüsü peygamberimize geldi aleyhissalatü vesselam. Ve İslam üzerine beyatleşti. Müslüman olacak, Müslüman yaşayacak, Medine-i Münevvere'de kalacak. Ama Medine-i Münevvere'nin havası buna dokundu. Feca'a minel gadi mahmûmen. Ertesi gün böyle ateşler basmış şekilde peygamberimize geldi. Medine'nin havası buna ne yaptı? Dokundu. Fekale peygamberimize dedi ki o zat, ekilni, ekil ikale. İkale arkadaşlar alışverişi bozmak demek. Yani alışverişi tek taraflı bozmak demek. Alışverişi tek taraflı bozmak demek. Yani diyelim ki ben senden bir mal satın aldım. Bir mal satın aldım. Sonra ben pişman oldum. Sana diyorum ki sen bu malı geri al. Geri almak zorunda değilsin. Ama benim bu işlem, hani sen geri alırsan bunu, bu ne bu? Bu ikale. İkale. Ve satıcı için bu çok büyük mükafattır. Uhrevi çok büyük mükafattır. Mecbur olmadığı halde, yani karşı tarafın isteğini kırmayıp geri alırsa çok büyük mükafattır. Ama şart, yani alışverişi feshetmeyi gerektiren bir şart yoksa mecbur mudur? Değildir. Bu talep ikale. Şimdi bu zat geldi peygamberimizden ikale istedi. Yani beyatin ikalesini istedi. Medine bana dokundu. Sen bana müsaade et. O hani söz verdim ben sana. Sen beni o sözden azat et. Müsaade et. Anladınız burayı? Tamam. Feeba. Peygamberimiz yanaşmadı. Eba imtina demek yani. Peygamberimiz imtina etti. Çekindi. Yanaşmadı yani. İstemedi öyle. Selâs-ı mirar. Üç kere. O zat bir daha söyledi. Peygamberimiz bir daha söyledi. Sonra o zat gitti. O zat Medine-i Münevver onunla böyle ağır gelince ne yaptı? Gitti. Ama şimdi mesela şartta şey diyor. Hani bu adam İslam'dan ikali istemedi. Medine'den ikali istedi. İslam'dan ikali isteseydi zaten o zaman mürtet olurdu. Ona başka hüküm tatbik edilirdi vesaire vesaire. Gitti. Peygamberimiz burada Medine-i Münevvere arkadaşlar Medine-i Münevvere kelkiri körük gibidir. Demircinin körüğü gibidir. Tenfi habeseha pisini atar ve yensa'u tayyibuha iyisi kalır. Bu yensa'unun işte vecihleri var. İşte yensa'u tayyibuha, yunessa'u tayyibuha, yumsi'u tayyibuha. Yani yuvarlak mana iyisi kalır, tayyibi kalır. Kirlisini ne yapar? Atar. Şimdi ama buraya bakınca yani şimdi buraya bakınca bu zat nasıldı? Kirliydi. Medine bunu attı gibi mana anlaşılıyor. Ama bak benim çözemediğim şey. Mesela Medine Münevver'de münafıklar vardı. Dolayısıyla hani kirlisini atar demek ne manada yani? Medine Münevver'de yaşayanlar sadece temiz insanlardır. Hiç böyle bozuk insan Medine Münevver'de olmaz manasına gelir mi? Münafıklar vardı Medine Münevver'de. Yahudiler vardı Medine Münevver'de. Değil mi arkadaşlar? Yani benim çözemediğim, karşılığını henüz bulamadığım bir şey. Mevlam nasip eder belki bir şey çıkar karşımıza. Bazı alimler bu kıyamete yakındır diyor. Bazıları o ana mahsustu diyor. Hani böyle muvakkat söyleyenler de var. Mektub-i Şerif 1. cilt sayfa 279. Bismillahirrahmanirrahim. Son iki sayfası, hatta bir sayfa gibi kaldı Mektub-i Şerif'ten. Ve alem bil. Neyi bil? Enne raksa raks ve sema'a sema. Sema yapmak. Hoplamak, zıplamak. İlahiler söyleyip hoplamak, zıplamak vesaire vesaire. Bunlar dahilin fil hakikati, hakikatte dahildir. Fil lehvi, eğlenceye ve la'imi, oyuna dahildir. Bunlar oyundur, eğlencedir. Bunlar din değildir, bunlar ibadet değildir. Böyle. Bunlar oyundur, eğlencedir. Ve kavluhu teala. Buradan sonrasına dikkat edin arkadaşlar. Burayı okumuştuk geçen hafta. Ve kavluhu teala, Mevlamızın kavli şerifi es'adillah. Ve minen nâsi men yeşteri lehvel hadisi elâyeh. Lokman suresinin başında. 9'du ya arkadaşlar. Ya 9 ya 6'ydı. Ve menen nazi insanlardan bazısı, men o kimsedir ki yeşteriyi satın alır. Neyi satın alır? Lehvel hadisi, boş sözü satın alır.
لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolundan saptırmak için. Şimdi bu ayet-i kerime var ya, bu ayet-i kerime insanlardan bir kısmı, insanlardan bazısı saptırmak için boş söz satın alır. Bu ayet-i kerime nazilun inmiştir fi şe'nil men'i anil gına, çalgıdan yasaklamak hakkında inmiştir. Tın 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 tın. Hatta arkadaşlar şey var yani hidayede. Mesela böyle bir şeye vuruyorsun, ritim tutuyorsun. Bir şeye vuruyorsun, ne yapıyorsun? Ritim tut. Ben böyle bazen vuruyorum ya. Böyle dikkat ediyorum, böyle ritimli olmasın böyle. Ritim tut. Ritim tutuyorsun böyle, tık 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 yapıyorsun. Haramdır arkadaşlar yani. Acayip bir şey. Söyleyin neymiş? Ha. Bu ayet-i kerime nazilun fi şe'nil men'i anil gına, çalgıdan men etmek hakkında inmiştir. Kema kale mücahid, ellezi huve tilmiz İbni Abbasin. Abdullah bin Abbas Hazretlerinin talebesi İmam Mücahid böyle buyurdu. Min kibari tabi'in, tabi'inin büyüklerindendir. Ne buyurdu? İnnel murade bilehvel hadis, lehvel hadisten murat. Ayet-i kerimedeki lehvel hadisten murat el gına, o çalgıdır. Fil medarik, medarik tefsirinde Nesifi'de geçer ki lehvel hadis, lehvel hadis es-semer, semer arkadaşlar gece böyle laklak muhabbet etmek demek. Vel gına çalgıdır. Ve kâne İbn Abbas, Abdullah bin Abbas Hazretleri idi. Ve İbn Mes'ud, Abdullah bin Mes'ud Hazretleri idi radıyallahu anhum. Yahlifane, bu iki zat yemin ederdi. Abdullah bin Abbas Hazretleri, Abdullah bin Mes'ud Hazretleri. Bunlar arkadaşlar sahabe-i kiramın fakihlerinin büyükleri bunlar, bu zatlar. Bu zatlar yemin ederdi ki ennehu ayet-i kerimedeki lehvül hadis el gına çalgıdır. Ve kale mücahid. İmam Mücahid buyurdu fi kavlihi ta'ala şu ayet-i kerimenin izahında vellezine la yeşerûne zûra vellezine, öyle kimseler ki la yeşhedûne, şahitlik etmezler. Şahitlik etmek derken yani mahkeme şahitliği gibi değil. Yani şahitlik etmek, mesela siz bana şu anda şahitlik ediyorsunuz. Yani benim yanımdasınız, beni görüyorsunuz. Ben size şahitlik ediyorum. Benim yanımdasınız. Ben sizi ne yapıyorum? Müşahede ediyorum bu manada. Tamam mı? Yani beraber olmazlar. Ne? Ezura. Zura beraber olmazlar. Yani la yahdurun el gına, çalgı çalınan yerde bulunmazlar demek. İmam Mücahit böyle anlattı. Ve hukiye hikaye olundu an İmamil Huda Ebi Mansur el Maturidi. İmam Muhammed Maturidi'den nakledildi. Men kale. Dikkat edin. Men kim kale derse, bu kimin kelamı? İmam Muhammed Maturidi'nin kelamı. Men kim kale derse, limukri'i zamanina, zamanımızın kurralarından birine, ahsente, çok güzel okudun derse, bu güzel kelimesini bu tür mevzularda kesinlikle kullanmayalım arkadaşlar. Kim güzel okudun derse, inde kıraatihi, Kur'an-ı Kerim okuması sırasında yekfuru kafir olur. Ve banet minhu imratuhu, işte bak bu da şimdi kalkarsınız acayip acayip anlarsınız. Acayip acayip anlarsınız. Gidersiniz adam Kur'an-ı Kerim okumuştur, kafir oldun dersiniz. İşte al çek git yani. Nereye, millet nereye çeker yani. Ve banet ve talak-ı bayinle boş olur. Minhu'ndan imratuhu, hanımı nikaha gider, talak boş olur. Ve ahbatallahu külle hasenati, Allah Teala bütün sevaplarını siler. İmam Maturidi böyle buyurmuş. Kim zamanımızın kurallarından birine güzel okudun dese, niye? Çünkü haram şekilde okuyor. Teganni ile okuyor. Çünkü nasıl okuyor? Haram şekilde okuyor. Okuması senin böyle çok tatlı geliyor böyle okuması. Sana ne geliyor? Çok tatlı geliyor okuması. Ama halbuki kaideye göre nasıl okuyor onu? Haram şekilde okuyor. Güzel okudu derse ne olur? Kafir olur. Kafir olunca nikah fesk oldu, nikah gitti. Bütün sevaplar iptal oldu. Arkadaşlar yanık, Efendi Hazretlerimiz yanık okudu buyurmuş. Ne diyelim, yanık okudu deyin buyurmuş Efendi Hazretlerimiz. Bursa'da bir berber ihvanımız vardı. Efendi Hazretlerimizi tıraş etmiş işte Bursa'ya geldiği zaman. O anlatmıştı. Böyle bir şey olmuş da Efendi Hazretlerimize o mu sormuş, yanında birisi mi sormuş? Yanık okudu deyin buyurmuş. Ne deyin? Yanık okudu. Yani Türkiye okur gibi. Yani. Böyle ezanlara, kıraatlere demeyin. Güzel güzel kelimesini kullanmayın arkadaşlar. Güzel kelimesini bu tür mevzularda kullanmayın. Hiçbirini kullanmayın, tamam mı? Niye? Çünkü doğruyu hatayı biz tespit edecek kapasitede değiliz. Halbuki okuduğu şekil yanlıştır. Ben de fark edememişimdir. Kendinizi garantiye alın. Güzel kelimesini bu tür mevzularda kesinlikle kullanmayın. İlla bir şey deme zaten. Deme, neyi diyorsun ki? İlla diyeceksen de yanık okudu de. İlla diyeceksen yanık okudu. Amma güzel ezan okudu deme sakın. Deme. Deme. Ve hukiye an Ebi Nasr et-Tebusi ve haka
ve hukiye an Ebi Nasr Debusi, Ebu Nasr Debusi'den rivayet oldu, nakledildi, hikaye edildi. Anil Kadı Zahiriddin el-Kharzimi, bu zaten Kadı Zahiriddin el-Kharzimi'den nakletti. Men semi'al gına minel muri ve gayrihi. Kim bir şarkıcıdan, kim bir çalgı aletinden, başka bir şeyden böyle name dinlerse, ev yara fi'len minel haram veya haramdan bir iş görürse, haram olan bir şey görürse, dikkat edin bak büyük kaydedir bu. Büyük kaydedir. Kim bir çalgıcıdan çalgı dinlerse veya sadece çalgı değil, haram olan bir şey görürse, fe yuhsine zalike ve bunu da güzel bulursa, aa ne kadar güzelmiş. Bu güzel sözünde bir risk, büyük risk vardır arkadaşlar. Ne kadar güzelmiş derse, men semi'a. Bir itikadin, burayı nasıl mı edeyim arkadaşlar? Nasıl okuyayım? Raf mı okuyayım? Ve yuhsine dedim ama böyle, öyle. Nasıl okuyayım orayı? Men semi'al gına minel muni ve gayrihi ev yara fi'len minel harami. Görür de fe yuhsinu zalike. Ne yapayım? Nasb gibi. Niçin nasb dedin? F'den dolayı mı? Yani ağzıma öyle geliyor da kaide bilmiyorum. Adem? Evet. Feyuhsene zalike bunu güzel görürse bir itikaden helal itikad etsin ev bir gayri itikaden helal itikad etmesin yasîru murtedden fil hal o hal dediğinden çıkmış olur. Kim bir çalgıcıdan çalgı dinlerse veya haram bir şey görürse ondan sonra da aa güzelmiş derse o hal dediğinden çıkar. Peki niye? Binaen ala ennehu şunun üzerine binaen ki ennehu o kişi aptale hükme şeriatı şeriatın dinin hükmünü iptal etmiş olur. Allah yasak diyor, çirkin diyor, sen güzel dedin. Allah yasak dedi, haram dedi, çirkin dedi, sen güzel dedin. Şeriatın hükmünü, dinin hükmünü, İslam'ın hükmünü iptal etmiş olur. Ve men eptale hükme şeriatı, kim şeriatın hükmünü iptal ederse fela yekunu müminen inde kulli müştehid, hiçbir müştehidin katında Müslüman değildir adam. Ve la yakbalullahu ta'atehu, Allah onun itaatini, ibadetini kabul etmez. Ve ahbetallahu kulli hasenatihi, Allah onun bütün sevaplarını hapteder, siler, mahveder, yok eder. Ve adenallahu subhanehu min zalik, bundan Allah'a sığınırız. Bahis biraz devam edecek arkadaşlar. Nasip olursa bir dahaki derste okuruz Allah'ın izniyle. Orası çok... Zaten uzak duralım böyle şeylerden. Ama toplumun içinde yaşıyorsun. Güzel kelimesini kullanmayın. Nereye güzel diyorsun dikkat et. Bak işte bak zihin yapısı. Kardeşim bu Allah'ın haram ettiği bir şey yani sen. Hani... Ha nefsinin hoşuna gidiyor, nefsin meylediyor, kız, nefsine kız, kendine kız, ben ne biçim adamım, Allah'ım yasaklıyor, benim için buna meylediyor, kendine kız, kendine kızacağını bir de kalkıyorsun, güzel diyorsun. Kendine kız yani, ben Allah'ım yasak ettiği bir şey, ben bundan bak hoşlanıyorum, iyi, böyle içim iyi hissediyor, böyle garip yani, ne biçim adamım ben, kendine kız, Allah'ımın yasak ettiği bir şey beni rahatsız etmesi lazımken ben ne yapıyorum? Ferahlanıyor bundan, kendimize kızmamız lazımken bir de güzel ama güzel sözü çok dikkat edin arkadaşlar. Okuyun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad na'lemu ennehum yekuluna innema yuallimuhu beşer. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العظيم. Ya Rabbi bizleri şimdiye kadar muhafaza ettiğin gibi şimdiden sonra da muhafaza eyle. Amin.
Şimdiye kadar işlediğimiz kusurlarımızı bağışla. Gelecekteki hatalardan da muhafaza eyle. Okumaya başlayanları illa tamamlattır ya Rabbi. Dünya alimsiz hocasız kaldı, sebat edenleri az. Tamamlamak, hizmet etmek nasip et ya Rabbi. Ana babalarımızı affedip bizden razı eyle. Hak sahiplerini tarafımızdan memnun eyle. Aramızdan ölenlere çok geniş makamlar ihsan eyle, mesrur eyle. Bizden hayır dua isteyenleri muratlarını ihsan eyle. Dünyada ahirette keder görmekten muhafaza eyle. Dualarımızı fazlında kabul eyle. Elimizden tut, yardım et bize. Yaramaz insanları hayırla yola al ya Rabbi. Eren insanların hayrını arttır ya Rabbi. Okuyanları illa muvaffak eyle. Mukaddes hayatımızı muhafaza eyle. Dünya ve ahirette şefaatine nail eyle. Dualarımızı fazlında kabul eyle. Ya Rabbi senin yoluna can feda etmek nasip eyle. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi bizleri dünyada böyle Kur'an'da cem ettiğin gibi ahirette de sevgili Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sancağı altında meşayihimizle, bütün ihvanımızla, cemaatimize beraber eyle ya Rabbi. Cümlemizi, evladı ahfadımız, akrabayı taallukatımız, talebelerimize beraber şeriat-ı garraya, tarikat-ı aniyeye, hakikat-ı ilahiyeye, marifet-i ilahiye hadim eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi yardım eyle bize, tut elimizden bizi, kendi başımıza bırakma. Ya Rabbi burada hakkıyla toplananlardan eyle bizi. Rıza-i şerifini kazananlardan eyle bizi. Tecelliyatınla şereflendirdiğin kullarından eyle bizi ya Rabbi. Hepimize Kur'an'ı sevdir ya Rabbi. Okuyanlara çok yardım eyle, muvaffak eyle onları. İlla öğrensinler ya Rabbi. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği sıfat ilim sıfatıdır. Çünkü o ilim dünyada da, kabirde de, mahşerde de olandır. Kimde ilim varsa Allah onu seviyor. Ama amel şartıyla. Ya Rabbi alim, amil, muhlas olmak nasip eyle. Ya Rabbi alim, amil, muhlas olmak nasip eyle. Ya Rabbi alim, amil, muhlas olmak nasip eyle. İlimde, amelde, ihlasla gün be gün terekatlar nasip eyle. Ya Rabbi bizden dua eden kardeşlerimizin dünya ve ahirette alakalı hayırlı isteklerini ihsan eyle. Müşkülata tutulanları müşkillerinden halas eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Dualarımızı fazlına kabul eyle. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi cümlemizi hüsnü hatime nasip eyle. Suyu akıbetten cümlemizi muhafaza eyle. Kelime-i şehadet ile huzur-u kalbiyle sana koşmak nasip eyle. Ya Rabbi kabir adabından, cehennem adabından muhafaza eyle. Ya Rabbi kabir adabından, cehennem adabından muhafaza eyle. Ya Rabbi kabir adabından, cehennem adabından muhafaza eyle. Hikabından, itabından muhafaza eyle. Ya Rabbi razı olmadığın işlerden muhafaza eyle. Sevmediğin işlerden muhafaza eyle. Sevdiğin işlerle haşır neşir eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dostlarınla beraber Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam sancağı şerifinden toplanmak nasip eyle. Geçmişlerimizi razı eyle, memnun eyle. Annelerimiz oğlunuzu razı eyle, memnun eyle. Ehl-i hukuku razı eyle, memnun eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme inna nes'elüke imanen sebalü küfrün. Allahümme inna nes'elüke imanen sebalü küfrün. Allahümme inna nes'elüke imanen sebalü küfrün. Allahümme inna nes'elüke tamamen ni'me. Ve devam el afiye ve üstel khatime. İlâ şerefü Nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ve âlihi ve ashabihi ve şeyhine el kâfe ve ilâ rüfene ve khâsa ve ilâ ruhi şeyhine ve kıbleti kulûbina ve mu'alimine ve alem na'lem el hâc mahmûlû fî kürse sürhû ve ilâ erbâhe emvâtina ve emvâtil müslimîn el fâtiha.